Bugün çağımızın en önemli hastalıklardan birinin yani diyabetin ön habercisi olan insülin direncinden bahsedeceğiz. İnsülin direnci şu anda pek çok insanın başının belası ve ortalıkta çok duyuyorsunuz. Benim insülin direncim var, benim huzursuz bacağım var, benim polikistik overim var, benim hipoglisemi'm var. Aslında bunların hepsi diyabetin ön habercisidir. Bozulmuş glukoz toleransını işaret eder ve arkasından bunların diyabet gelir. Ama bunların arasında en çok duyduğunuz tabii ki insülin direnci. İnsülin direnci nedir? Önce bir ona bakalım. İnsan vücudunu iyi tanımak gerekir. Biyokimya derslerimizi iyi hatırlamamız gerekir. Doktor olurken aldığımız, birinci sınıfta okuduğumuz biyokimya dersleri aslında insan vücudunun temelini öğreten derslerdir. Bizim vücudumuzda kan şekerini düşüren tek bir hormon vardır, insülin. İnsülinden başka hiçbir faktör kan şekerini düşürmez. Yani siz karbonhidrat yerseniz, bal, pekmez, meyve, tatlılar, şekerler ve tahılların tamamı, buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç, bunlar glisemik indeksi yüksek olan gıdalardır. Yediğiniz anda kan şekeriniz yükselir ve bunların yükselttiği kan şekerini sadece insülin düşürebilir. Oysa insan vücudunda kan şekeri düştüğünde yükselten 5-6 ayrı faktör vardır. Kortizol vardır, büyüme hormonu vardır, adrenalin vardır, vardır da vardır. Glukagon vardır. Bütün bunlar aslında biyokimyası olarak insanın karbonhidrat yemeye uygun olmadığını gösteriyor. Karbonhidrat yerseniz kan şekeriniz yükselir ve kolayca insülin direnci gelişir. Peki insülin direnci nasıl meydana gelir? İnsülin hormonunun görevleri kan şekerini düşürmek ve fazla olan kan şekerini de trigliseride çevirmektir. Siz ne yerseniz yiyin, karbonhidrat yediğiniz zaman Karbonhidratlar içeriye girdiğinde, vücudunuzda kana karıştığında çok küçük bir kısmı glukoza dönüşür. İnsülin hormonu bu glukozu alır, hücre içine sokar, böylece kan şekerini düşürür. Çok büyük bir kısmı ise yaklaşık %99'u fruktoza parçalanır. Yine insülin hormonu fruktozu karaciğerde trigliserit dediğimiz yağa çevirir. Yani trigliserit aslında karbonhidratların depo hali olan bir yağdır. Trigliserit ne yapar? Göbek çevresinde yağlanma ve karaciğerde yağlanma damar hasarı yapar. Trigliserit bizim sevmediğimiz yağdır. Kilo aldım yağlarım arttı diyorsanız bu trigliseritiniz arttı anlamına gelir. Kolesterolünüz arttı anlamına gelmez. İnsülin hormonu kan şekerini hücre içine sokarken hücre reseptörleriyle hareket eder. Hücrenin duvarında insüline duyarlı reseptörler vardır. Siz sürekli karbonhidrat yerseniz bir noktadan itibaren ...vücudunuza kan şekeri çok sık yükseldiği için insülin hormonu seviyesi de yükselmeye başlar. Olay şöyle gelişir. Sabah kalktınız diyelim yağsız iki dilim tost ekmeğinin arasına Yine yağsız bir peynir koydunuz. Tostunuzu yaptınız. Hani diyetisyeninizin size verdiği tam boda ekmeği. Yediniz. 90. dakikada bu ekmeğin glisemik indeksi çok yüksek olduğu için kan şekeriniz tavan yapar. Hemen insülin salgılanır. 120. dakikada kan şekeriniz düşer. Eliniz ayağınız titremeye başlar. Siz orada acıktım ben saat 10 bir ara öğün yapayım. Bir bisküviyle çay içeyim veya bir meyve yiyeyim dediniz. Yine karbonhidrat aldınız. Bu sefer yine 120. dakikada saat 12'de tamam öğlen yemeği saati geldi çok acıktım ben deyip yemeğe koşarsınız. Fakat bu sürekli böyle devam edince, siz iki saatte bir karbonhidratlar yiyince... ...kanda dolaşan insülin seviyesi de artmaya başlar. İnsülin seviyesi arttıkça bu sefer insülin direnci dediğimiz durum meydana gelir. Sürekli karbonhidrat yiyorsunuz, sürekli pankreastan insülin salgılanıyor. Kan seviyesi yükselmiş, hücreye geliyor. Hadi al bu şekeri içeriye diyor ama hücrenin bir kapasitesi var. O şekerin tamamını içeriye alamaz. Hücre reseptörleri insüline karşı duyarsızlaşmaya başlar. Hani bir vidayı vidalarken o vida bir süre sonra yalama olur ve yatağını tutmaz ya, aynı onun gibi olur. İnsüline cevap vermez. İşte insülin reseptörlerinin insüline, kanda yükselen insüline cevap vermemesi durumuna insülin direnci diyoruz. Bu durum bir kısır döngü doğurur. Çünkü kan şekeri düşmediği için pankreas daha fazla insülin salgımaya başlar. Daha fazla insülin daha fazla uyarı. Hücreler iyice kendini kilitler ve bunun hemen arkasından kan şekeri düşmediği için diyabet hastalığı başlar. Bu döngüyü iyi bilirseniz nasıl bu döngüyü kıracağınızı da iyi bilirsiniz. Bunu iyi öğrenmeniz gerek. İnsülin direnci hiçbir ilaçta iyileşmez. O insülin direncini iyileştirir diye verdikleri metformin hiçbir işe yaramaz. Size yan etki yapmaktan başka bir şeye yaramaz. Metformin mucize ilaç falan değildir. Mucize insanın kendi vücudundadır, bünyesindedir ve beslenmesindedir. Eğer insülin direnci meydana geldiyse ve kilo veremiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. Tüm karbonhidratları hayatınızdan çıkarın, egzersize başlayın, Mutlaka metabolizmanızı hızlandırmak için ve insülin direncini tedavi etmek için omega 3, probiyotik ve D vitaminine başlayın. Bunlar sizin zaten insülin direncinizi kırar. 5 maddede özetlemek gerekirse insülin direncini nasıl tedavi edebilirim, nasıl kırabilirim direnci? 1. Beslenmenizi düzene sokun. Tüm karbonhidratlardan uzaklaşın, şekerlerden, tatlılardan uzaklaşın. 2. Egzersiz yapmaya başlayın. Her gün 1 saat yürüyüşünüz olsun en kolay egzersiz. İmkanınız varsa haftada 2 ya da 3 gün pilates ya da yoga tarzı bir spor yapın. 3. mutlaka omega-3 takviyeleri alın. 4. D vitamininizi yüzün üzerine çıkarın ve 5. probiyotik. Probiyotikler çok önemli. Her gün aldığımız gıdanın %25'ini vücudumuzda bulunan probiyotiklere gıda olarak veririz. Yani kilo vermek istiyorsanız, insülin direncini kırmak istiyorsanız probiyotiğiniz zengin olmalı. Aldığınız gıdalar onları da besleyecek böylece siz zayıflayacaksınız. İnsülin direncini kırmak mümkündür. İnsülin direncinden ilaçla değil, beslenme ile ve egzersizle kurtulursunuz. Takviyelerinizi ihmal etmeyin ve bu mekanizmayı çok iyi öğrenin. Unutmayın, insan vücudu doğuştan, yaratılıştan karbonhidrat yemeye uygun değildir. Böyle bir vücudumuz yok. Biyokimyamız buna uygun değil. Fıtratınıza uygun beslenin. Ne insülin direnci kalır ne başka hastalık. Şifalar diliyorum efendim.